Efendim mutlu akşamlar. Saatler 18.30'u gösterirken Altaş TV ana haber bülteni ile karşınızdayız. İlk haberli bültenimize başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Hazreti Ali Camii'ndeki cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yunanistan'la yaşanan adalar gerilimi ile ilgili net mesajlar veren Erdoğan, Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın dedi. Yunanistan'la ilgili olarak özellikle sürece yönelik tepkilerimi ortaya koydum. Ve dürüst siyasetçi karşımda olmadığı sürece bunlarla bir daha görüşmeyeceğimi ve yüksek düzeyli stratejik konsey toplantılarımızı bitirdiğimizi ve Yunanistan'la yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısı da yapmayacağız dedi. Ve bu yıl yapılacak olan bu toplantıyı da yapmıyoruz. Bu ne demektir? Bundan herhalde daha net, daha açık bir rest olmaz. Ve böylece Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın. Ordu'nun Altınordu ilçesinde trafik kazası sonrası geçirildiği hastanede çıkan arbede sırasında sağlık görevlisinin yaralanmasına neden olan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tedavi sırasında hastanedeki sağlık görevlisinin arbede esnasında yaralanmasına neden olan kişi polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Karşıyaka Mahallesi'nde motosikletiyle elektrik direğine çarpan S.A. 112 acil sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Acil servise getirilen S.A. tedavisini yapan acil tıp teknikeri Şahin Demirci ile tartışarak hakaret etmişti. İkili arasında yaşanan arbede sırasında muayene odasındaki perde demiri Demirci'nin kafasına düşmüş ve sağlık görevlisi yaralanmıştı. Yaralanan Demirci'nin şikayeti üzerine polis S.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.A. Ordu Adliyesi'ne sevk edildi. S.A. hakkında çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol kararı verildi. Öte yandan kafasından yaralanan Şahin Demirci'nin 5 gün iş göremez raporu aldığı bildirildi. Milyon öğrenci için bugün karne günüydü. 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona erdi ve yaz tatili başladı. Öğrencilerin o heyecanları ise kameralarımıza bakın nasıl yansıdı. Covid-19 salgını nedeniyle 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı başlatılmıştı. 7 Şubat 2022'de başlayan ikinci dönem ise bugün sona erdi. Öğrenciler eğitim öğretim yılının yoğunluğunu yaz saatinde atmak için ilk adımı attı. Okul öncesi ilk öğretim ve orta öğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karne alarak yaz saatine girdi. Öğrencilerin karne heyecanı ise gözlerinden okundu. Bugün karne aldınız, nasıldı peki, heyecanlı mıydı? Evet, heyecanlıydım. Bugün karne aldığım için çok mutluyum. Çok heyecanlıydım. Karnemi aldığım için çok mutluyum. Arkadaşlarımı çok özleyeceğim ayrılacağım için. Çok güzel bir duygu. Çok heyecanlıydım. İyi bir duygu, çok heyecanlıydım. Çok güzel. Heyecanlandın mı? Çok heyecanlandım. Çok iyi bir duyguydu. Çok iyiydi. En iyi gündü. 2021-2022 eğitim öğretim yılı ise onlar için hem eğlenceli hem de öğretici geçti. Evet, çok eğlenceliydi. Eğitim öğretimi ben çok seviyorum. Çok eğlenceliydi. Arkadaşlarımla ayrılmayı hiç düşünemiyorum. Güzel geçti. Arkadaşlarımla oynamak çok eğlenceliydi.
İyiydi, okul güzel geçti. Dersler benim için çok güzeldi, okul da çok güzeldi. Okul çok iyiydi, dersler de çok iyiydi. Öğretmenimle çok şey öğrendim, çok şey yaptık ve çok eğlendik onunla. Şimdi ise kimi tatile gidecek, kimi kitap okuyacak, kimi de bol bol oyun oynayacak. Tatilde oyun oynamayı, ödevlerimi yapmayı planlıyorum. Bir de dışarı çıkmayı. Ödevlerimi falan yapacağım, kitap okuyacağım, denize gireceğim, kumdan kale yapacağım, her şeyi yapacağım. Oyun oynayacağım, kitaplarımın bazıları bitmediği için onları tamamlayacağım. 5 gün tatile gidip 10 gün anneannemde kalacağım. Geri kalanında ödev yapıp kitap okuyacağım. Denize gideceğiz. Oyuncaklarımı oynayacağım, kitap okuyacağım. Derslerimi yapıp kitaplarımı okuyacağım, oyun oynayacağım. Babaannem ve anneannem gelecek. Oynayacağız, piknik yapacağız. İyi tatiller! Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler ilkokul eğitimini aldı ve çocukluğunun geçtiği İsmet Paşa İlkokulu'nda çocukların karne sevincine ortak oldu. 2021-2022 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte okullarda karne heyecanı yaşandı. Her okulda düzenlediği gibi Altınordu ilçesi İsmet Paşa İlkokulu'nda da karne töreni yapıldı. Bir zamanlar eğitimini tamamlayarak mezun olduğu okulun karne töreninin davetlisi olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Öğrencilere karnesini veren Başkan Güler, bir dönem boyunca mesleğini hakkıyla icra eden öğretmenlere de başarı belgesi takdim etti. Başkan Güler aynı zamanda törene katılan velilerle de bir araya gelerek sohbet etti. Başkan Güler, öğrencilerin bu mutlu günlerinde yanlarında olmaktan ve ilkokulunu tamamladığı okulda karne vermekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Bu mutlu gününde beraber olalım diye geldik. Eski günleri de hatırladım çünkü burası benim aynı zamanda okuduğum, mezun olduğum Sayın Bey'in okulumuz. Biraz test olabilir mi? Ondan dolayı çok mutlu olduk. Onlara güzel bir tatil diliyorum. Öğretmenlerini, velilerini kutladım. Çok neşeli, güzel, pırıl pırıl bir gençlik. Hepsini tebrik ediyorum. Miraç, şunlara bakmak. Miraç. Kırgızistan'da 6. Türk Filmleri Haftası etkinliği Türkiye'de bu yıl vizyona giren Adanış Kutsal Kavga filminin gösterimiyle başladı. Etkinliğe AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu da katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği'nin desteği ve Yerli Düşünce Derneği'nin organizasyonunda düzenlenen 6. Türk Filmleri Haftası etkinliği için açılış töreni düzenlendi. Türk milleti, Kırgız milleti bir millette. Aynı milletiyiz. Bir dilimiz var. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sinema Genel Müdürü Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği'nin katkı sağladığı etkinliğin organizasyonu yönetmen Öner Kılıç'ın koordinatörlüğünde yapıldı. Etkinliğin açılışına Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Azamat Camankulov, Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu katıldı. Etkinliğe katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Türk sinema ve dizilerinin dünyanın 152 ülkesinde gösterildiğini ve sevildiğini söyledi. Bazen soruyorum, neden dünyanın 152 ülkesinde Türk sinemaları izleniyor diye. Merak edip araştırıyorum. Aldığım cevaplardan biri şu. Türk dizileri ve sineması sonunda mutlaka işi aşka, sevgiye, kardeşliğe ve muhabbete getiriyor. Çünkü bizim kültürümüz bu. Bizim duygumuz bu. AK Parti Ordu Milletvekili Gündoğdu da bu yıl Bişkek'te düzenledikleri 6. Türk Filmleri Haftası etkinliğine iki ülke hükümetlerinin destek verdiğini hatırlatarak teşekkür etti. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Yerli Düşünce Derneği ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle organize ettiğimiz bu güzel Türk Filmleri Haftası şölenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu yıl
sizlerle 5 filmle Kırgızlı kardeşlerimizin seyrine 5 tane güzel Türkiye yapımı, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yapımı filmlerle geldik. Etkinlik kapsamında Türkiye'den gelen yönetmenler ve oyuncular, Kırgızistanlı sinema sanatçılarıyla bir araya gelerek söyleşiler gerçekleştirecek ve ülkede kültür gezilerine katılacak. Öte yandan çekimleri Ordu'da gerçekleştirilen Aş Çağırırsan Gelir isimli filmde Kazakistan'daki 6. Türk Filmleri Haftası etkinliğinde gösterilecek. Ordu'ya gurbetten bir acı haber daha geldi. İl dışında çalışan nüfusu oldukça fazla olan Ordu'da acı haber bu kez Ünye'ye düştü. Ünye'li iki çocuk babası inşaat işçisi 36 yaşındaki Emrah Gül, Rize Ayder Yaylası'nda çalıştı. İnşaattan düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. YKS sınavı için artık yalnızca saatler kaldı. Milyonlarca öğrencinin gireceği Yükseköğrenim Kurumları sınavının ilk oturumu TYT yarın yapılacak. Peki saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? Detaylar haberimizde. Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS sınavı geldi çattı. İlk oturum temel yeterlilik testi, ikinci oturum alan yeterlilik testi ve üçüncüsü ise yabancı dil testi olacak. Öğrenciler ilk oturum olan TYT'de 40 matematik, 40 Türkçe, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din, 5 felsefe, 5 tarih, 5 coğrafya olmak üzere toplam 120 soru çözecek. Adaylara bu soruları yanıtlamaları için toplamda 165 dakika süre tanınacak. AYT oturumunda adaylara tüm bölümlerden 120 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. YDT'de ise öğrencilere 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. İlk oturum 18 Haziran'da saat 10.15'te başlayacak. İkinci oturumsa ertesi gün olan 19 Haziran 2022 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Üçüncü oturum olan YDT 19 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Öğrenciler bu sınava saat 15.45'te girecek. Hafta sonu iki oturum halinde düzenlenecek YKS'nin %10'u herkesin yapabileceği nitelikte, yani çok kolay sorulardan oluşacak. Sınavın %70'i YKS'ye düzenli hazırlanan tüm adaylar tarafından rahatlıkla çözülebilecek türde olacak. Balıkesir Valiliği İl Güç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde görevli 26 yaşındaki uzman çavuş Serkan Yiğit, Paşabayır Mahallesi'ndeki evinde geçirdiği elin bir olay sonucu vefat etmişti. Uzman çavuş Serkan Yiğit, Gürgentepe Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına protokol üyeleri Askeri Erkan ve vatandaşlar katıldı. Evet, üzücü haberi paylaştık. Sıradaki habere bakıyoruz. Ordu Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde kaybolan ve 24 saat sonra bulunan Alzheimer hastası Arif Baysal'ın ailesine kayıp durumundaki kişinin yerini konum olarak tespit ederek en kısa sürede bulunmasını sağlayan akıllı yetişkin saati verdi. Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Kırlı Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası 83 yaşındaki Arif Baysal geçtiğimiz günlerde evinden ayrılarak kayboldu. Güvenlik güçlerinin yaptığı çalışma sonrası evine 700 metre uzaklıkta bulunan Arif Baysal, ailesine ve sevenlerine büyük korku yaşattı. Bunun üzerine harekete geçen Ordu Büyükşehir Belediyesi, yaşanması muhtemel kaybolma ve düşme olaylarına karşı önlem amacıyla Arif Baysal'ın ailesine akıllı yetişkin saati verdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Bilkay ve teknik personel, Arif Baysal'ın ailesini evinde ziyaret ederek akıllı yetişkin saatini teslim etti. Bu saat su geçirmez özelliği var. Abdest alsan da, duşa girsen de hiçbir zaman çıkartmayacaksın. Şimdi koluna takıyorum bu saati. Bak, söz ama söz verdin, hiç çıkartmayacaksın. Bekliyorum ben şimdi. Tamam. Daire Başkanı Bilkay, sosyal belediyeciliğin tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi. Geçen hafta yaşamış olduğumuz Arif Baysal amcamızın olayı bizi gerçekten üzdü. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Ömer Gülüler Bey'in talimatıyla daha önce hayata almış olduğumuz akıllı saat projemizden Arif amcamızı ilave ettik. Bugün ekiplerimizle birlikte geldik. İnşallah bundan sonra bu akıllı saatimizle birlikte gerek Arif amca gerek de yakınları daha rahat hareket edecek. Bundan sonraki yaşantılarında en azından
akları, kafaları hastasında kalmayacak. Vermiş olduğumuz bu saatin birkaç tane teknik özelliğine bakarsak mevcut alan, güvenli alan belirliyoruz. Bu alanın dışarısına çıktığı zaman en yakınına anında haber veriyor. Yine saatimizin özelliklerinden biliyorsunuz yaşlılarımızın ilaç almada, düzenli ilaç kullanmada sıkıntıları var. Bunları da ortadan kaldırmış oluyoruz. Çünkü saatimizin adı üzerinde olduğu gibi akıllı saat hangi ilacı, hangi dozda, ne zaman alacağını yakınına bilgi veriyor. Saatimiz mobil uygulamalı telefon uygulamasını indiriyoruz. Oradan en yakınları anlayan saatin özelliğine göre ilaç alma saatiydi. Güvenli alanın dışına çıktığı anda, işte herhangi bir hareketsizlik anında, hani Allah korusun duşa vesaireye girdiği anda, düşme anında anlayan en yakınına haberler vermiş oluyor. Alzheimer hastası Arif Baysal'ın eşi Pembe Baysal ve oğlu İbrahim Baysal, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için verilen akıllı yetişkin saati dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmügüler'e teşekkürlerini ilettiler. İnşallah aklı gittiği zaman saati çıkartmaz. Neyi saati çıkartıyorum ya? Hiç çıkartmayacağım. Bu romatizmiye yollamış bunu tamam, başkanım. Tamam. Tamam mı? Tamam. Dinleyeceksin bak aha. Gelip seni takip edecek. Öyle tamam. Şimdi belediye başkanımız da saat göndermiş. Şimdi şu anda hastamıza da rahat rahat ulaşabiliriz. Allah'ımıza çok şükür. Onlardan Allah razı olsun. Başımızdan eksik etmesinler. Ordu'da trafik kazalarının ardı arkası kesilmiyor değerli izleyenler. Ünye ilçesinde tır arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Ordu'da bir trafik kazası da ucuz atlatıldı. Ordu'nun Ünye ilçesinde tır arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Cevizdere Mahallesi Ünye Devlet Sahil Yolu üzerinde sağ tarafta tali yola dönmek için yavaşlayan Kazakistan uyruklu şoför yönetimindeki NN673RR plakalı tıra Davut Gündüz yönetimindeki 52FC077 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın altına giren otomobilin sürücüsüyle yanında bulunan İsa Gündüz ve Hatice Kadıoğlu yaralandı. Yaralılar ve kaza için olay yerine polis ve ambulans ekipleri çağrıldı. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Kazada yaralananlar ilk müdahalenin ardından 112 acil servis ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. ...2021-2022 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte yaz Kur'an kurslarının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Bu yıl başvurular 20 Haziran'da, eğitimler ise 27 Haziran'da başlayacak. 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona erdi. Öğrenciler bugün karnelerini alarak yaz tatiline çıktı. Okulların tatil olmasıyla birlikte yaz Kur'an kurslarının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz Kur'an kursları için başvurular 20 Haziran Pazartesi gününden itibaren başlayacak. Ordu'nun 19 ilçesinde gerek öğrenciler gerekse veliler kayıt yaptırabilecek. 27 Haziran Pazartesi gününden itibaren ise yaz Kur'an kurslarında eğitim başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen yaz Kur'an kurslarında 8 hafta süreyle eğitim verilecek. Ordulu aile İstanbul'a düğüne giderken Samsun'da kaza geçirdi. Hafif ticari araçlarıyla bir otomobile çarpan aileden 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazadan şu ana kadar ölüm haberi gelmedi değerli izleyenler. Kaza ile ilgili detayları paylaştık. Merkezi İstanbul'da bulunan Akkuş Gençlik Derneği karne gününde yaklaşık 100 öğrenci karne hediyesi dağıtarak onları sevindirdi. Evet, Akkuş Gençlik Derneği olarak anaokulu öğrencilerimize hediyeleri verelim. Buyurun gençler. Merkezi İstanbul'da bulunan Akkuş Gençlik Derneği ilk etkinliğini gerçekleştirdi. Bundan sonra sizi sizi ziyaret edeceğiz buraya geldi. Gerçekleştirilen ilk etkinlikte çocuklar unutulmadı. Kızımıza gireyim abla. Şimdi söyle. Ben kızımızın ayağına girdim.
Akkuş Gençlik Derneği Başkanı Eyüp Kayaoğlu ve Başkan Yardımcıları Murat Ay ve Tuncay Demir, Akkuş'taki ilkokul ve ortaokulda öğrencilere karne hediyesi dağıttı. Etkinliğe dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Eyüp Kayaoğlu, öğrencilerin sevinci bizim sevincimizdir dedi. Çok özel bir gün. Öğrenci kardeşlerimiz bugün karne alacaklar. Akkuş Gençlik Derneği yönetimi olarak başkan yardımcılarımızla beraber öğrenci kardeşlerimize naçizane karne hediyesi getirdik. Onların mutluluğuna ortak olmak için geldik. Heyecanla ortak olmak için geldik. En az onlar kadar mutluyuz. En az onlar kadar heyecanlıyız. Başkan yardımcıları Murat Ay ve Tuncay Demir ise bundan sonra rotalarının Akkuş Gençliği olduğunu vurguladı. Akkuş Gençlik Derneği olarak hepimiz farklı şehirlerden geldik. Şu anda Akkuş'tayız. Köy okulumuzu ziyaret ettik. Hediyelerini verdik. Bundan sonraki rotamızda daima Akkuş Gençliği olacak. Akkuş Gençliği'nin gençliğini kültürel faaliyetlerde, sportif faaliyetlerde buluşturmak olacak. Bugün buraya İstanbul'dan Akkuş Gençlik Derneği olarak kurucu başkan ve başkan yardımcısı, aynı zamanda yönetim üyemiz arkadaşlarımıza geldik. Akkuş'umuzun bir okulunda öğrencilerimize karne hediyelerini dağıttık. Çok mutluyuz. Bundan sonraki amacımız Akkuş'umuza hizmet etmek, öğrencilerimize sosyal sorumluluk anlamında onlara maddi manevi destekler olmak. Aynı zamanda ilerleyen zamanda yeni projeler Akkuş'a kazandırmak. Yapılan bu etkinlikle Akkuş'ta yaklaşık 100 öğrenciye hediyeler verilerek bu özel günde sevindirildi. Güle güle kullan, memlekete büyük faydalıysa o inşallah. Güle güle kullan. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin Samsun, Ordu, Amasya ve Sinop'ta görev alan grupları bir alışveriş merkezinde tatbikat düzenledi. Tatbikat gerçeğini aratmadı. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin Samsun, Ordu, Amasya ve Sinop'ta görev alan grupları bir alışveriş merkezinde tatbikat düzenledi. Eskiden AVM olarak kullanılan boş binanın önünde yapılan tatbikata 106 kişilik UMKE ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri katıldı. Tatbikat senaryosuna göre bir AVM'de sebebi belirlenemeyen şiddetli bir patlama oldu. Patlamaya bağlı olarak bina içinde ve dışında yangın çıktı. Patlamayla bina önünde bulunan araçlarda da hasarlar oldu. Bazı araçlar devrildi. Tatbikatta patlama sebebiyle AVM içinde ve araçlarda yaralananlara müdahale edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları AVM ve araçlardan çıkartırken UMKE ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Tatbikat senaryosunda yaralıları canlandıran personel ise kostüm, makyaj ve oyunculuklarıyla gerçeği yaratmadı. Bir başka ekip ise alanda mobil sahra hastanesi kurulumu yaparak AVM bölgesinde çalışan ekiplerin haberleşmesini ve koordinasyonunu sağlamak üzere mobil komuta haberleşme aracında bulunan afetlerde yerel haberleşmeyi sağlayan seyyar analog röleyi aktif hale getirdi. Değerli izleyenler, günün fotoğrafıyla devam ediyoruz bültenimize. Yasonburnu'ndan güzel bir kare ekranlarda efendim. Tabii Yasonburnu çok güzel ve burada bir kilise var biliyorsunuz. Ve gün doğumunun batımının özellikle de ortaya çıkardığı eşsiz manzara gerçekten muhteşem. Ve henüz burayı ziyarete gitmediyseniz de muhakkak gidin. Burada bir kafe de bulunuyor efendim, biliyorsunuz hizmet veriyor. Güzel vakit geçirebilirsiniz, güzel fotoğraflar çekinebilirsiniz. Özellikle de evlenen çiftler burada düğün fotoğraflarını da çektiriyorlar. Muhteşem bir manzarayla veda ediyoruz değerli izleyenler. Yarın akşamda saatler 18.30'u gösterdiğinde Altaş Ana Haber bülteniyle burada olacağız. Hoşça kalın.